Video koda hoş geldiniz. Bu dersimizde form elemanlarını işliyoruz. Form elemanları noktayı HTML sayfamı açayım. Boş bir sayfa. Bunun içine ilk form elemanımızı yazalım. Input. Tip. Burada tipini belirtiyoruz. Tipi ilk olarak text'ten bahsetmek istiyorum size. Input type text. Şu şekilde yapıp çalıştırdığımızda burada gözüktüğü gibi zaten bir metin alanı oluştu bizim için yazmamız için. Buna bir name değeri veriyoruz arkadaşlar. Form elemanlarının hepsine name değeri veriyoruz. Bunun nedeni ise form olarak başka bir yere gönderdiğimizde veriyi name'ini alacak olması. Çünkü bu text değerinin bir ID'si gibi düşünebiliriz. Yani kimliği gibi düşünebiliriz. Şu şekilde alt yazalım ve diğer form elemanımıza geçelim. Password. Buna da şifre diyelim. Sayfamızı yenileyince burada gördüğümüz gibi şu şekilde bir alan vardı zaten. Bu yanına da bir şifre alanı eklemiş olduk. Sadece basit bir kodla sadece password yazarak bunu şifre haline dönüştürmüş olduk. Hemen şurada HTML5 elemanlarından autofocus'u söylemek istiyorum arkadaşlar. Autofocus zaten siz de şimdi göreceksiniz. Hemen buraya odaklandı arkadaşlar ve yazı yazmamıza olanak tanıdı. Şurayı silelim. Şimdi zaten farkı anlayacaksınız. Şu an bir şey çıkmadı. Peki bunların içine yazı nasıl yazabiliriz? Yine HTML5'ten örnek verelim. Placeholder yani yer tutucu adınızı girin. Şu şekilde yapalım ve yenileyince gördüğümüz gibi adınızı girin olarak geldi. Ve biz yazdıkça yazmaya başladığımız anda bu yazı gidiyor. Bunun eğer kalmasını istiyorsak, normal bir değer vermek istiyorsak value değeri veriyoruz. Add diyelim. Örneğin arasındaki farkı zaten görebiliyorsunuz. Şu an bunun üstünden yazabiliyorum. Burayı silmem gerekiyor. Bu da pek önerilmez. Value değeri görüntülenecek değer örneğin bu şekilde anlayabilirsiniz. Şifreye tabi placeholder değeri verebiliriz. Şifre olarak çıkacaktır. Şu şekilde hemen yazayım çalıştırayım. Şu şekilde çıktı ve yazınca da şifre olarak geldi. Ama value değeri verdiğim zaman value değeri şifreli olarak gelecektir. Şu şekilde gözükecektir arkadaşlar. Bu ikisinin arasındaki farklar da bu şekildedir. Bir diğer input elemanımda color yazalım. Buna da renk yazalım. Bu name'lerin ne için kullanıldığını da biraz sonra zaten form ekleyince göreceğiz arkadaşlar. Rahatlıkla kavrayabileceksiniz konuyu. Buraya da bir renk bölümü geldi. Buradan rengimizi seçerek işlem yapabiliyoruz. Bu şekilde de örneğin sevdiğiniz renk şu şekilde seçip karşı tarafa gönderebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak. Bir sonraki input değerimiz ise date. Buna da tarih diyelim. Bu şekilde yazdığımızda küçük bir kodla hemen bu şekilde bize bir tarih alanı beliriyor arkadaşlar. Kolaylıkla yazabileceğimiz bir kod. Örneğin doğum tarihiniz gibi değerler alabilir. Bir sonraki input değerime geçecek olursam bu da month. Yine benzer ama komple bir ayı seçmemizi sağlıyor. Şu şekilde örneğin Kasım ayını seçebiliyoruz bu şekilde. Değiştirip yine buraya basabiliriz. Şu şekilde yaptığımızda ise varsayılan aya bizi götürüyor arkadaşlar. Bir sonraki input değerim ise web sitelerinde çok gördüğümüz file yani dosya yükleme bölümü. Sayfamızı yenilediğimizde gördüğümüz gibi dosya seç bölümü geldi. Dosya seçilmedi yazıyor yanında da. Şuraya basıp buradan
form elemanları nokta html sayfasının örneğini seçince gördüğümüz gibi yanına da zaten form elemanları nokta html olarak yazdı. Bunları da bu şekilde veri tabanına gönderebiliyoruz. Tabii ki bir form ekledikten sonra. Bir sonraki form elemanıma geçecek olursam, bir sonraki form elemanım ise yine input type checkbox buna da bir value verelim. Örneğin seçenek 1 yazalım. Burada da yine Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim. Şu şekilde bir bölüm belirdi. Tabii yanında bir şey yazmadığımız için çıkmadı. Örneğin A seçeneği. Şuraya bastığımız zaman A seçeneği, B seçeneği şeklinde örneğin hobileriniz, buraya hobileri gönder olarak da yazabiliriz. Buraya seçenek 2 yapalım. Şu şekilde seçim yapabiliyoruz. Hem A'yı da hem B'yi de seçebiliyoruz. Checkbox'ın kullanım alanları bunlardır. Bir diğer elemanım ise şöyle ayırayım. Radyo butonlardır arkadaşlar. Radyo. Buraya da radyo yazalım. Yine value'suna cinsiyet, hatta cinsiyet dedi, erkek direkt yazalım. Buraya da bayan yazalım. Şu şekilde çalıştıralım. Şöyle yaptığımızda hem erkek hem bayan olarak seçili geliyor. Tabii gördüğümüz gibi üzerine bir daha bunun gibi ekleyip kaldıramıyoruz. Checkbox'la radyonun birbirinden farkı ise şudur arkadaşlar. Buna name'ine cinsiyet verelim. Bunun da name'ine cinsiyet verdiğimizde şöyle sayfamızı açalım tekrar. Gördüğümüz gibi erkek veya bayandan bir tanesini seçiyoruz. Birkaç seçenek arasından bir seçim yapacaksak eğer bunun gibi radyoyu kullanıyoruz. Birkaç tane seçenek seçeceksek checkbox'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Buna şöyle bir özellik daha ekleyebiliyoruz. Sayfamı yenileyim, bir ilk önce göstereyim. Şurada örneğin buraya bastığımızda burası işaretlenmiyor. Sadece buralara bastığımızda işaretleniyor. Bunun için ise label devreye giriyor arkadaşlar. Label for erkek yazıyorum. Şu şekilde bunu da kapatıyorum label'ımı. Tabii buraya bir ID de eklemem lazım. Bu ID'yi bulup onu işaretleyecek arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bunun içine de erkek yazayım. Şu erkek yazısını da sileyim. Şöyle çalıştırdığımda erkeğe basalım bakalım ne olacak. Gördüğümüz gibi yanındaki değeri seçti. Buna bastığımızda yine burası bir text yani metin olarak algılandı. Burayı seçmedi. Tabii bu geçişler hala yapılabiliyor arkadaşlar. Diğerine de hemen label ekleyelim. Bayanı silip buraya bayan yazalım. Dediğim gibi label'la bu input değerini bağlamak için label'a for yazıyoruz. Değerini belirtiyoruz. Input'ta da bunu ID olarak belirtiyoruz arkadaşlar ki bulabilsin. Aynı değeri vermemiz gerekiyor. Farklı değer verirsek çalışmayacaktır. Bu şekilde geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki form elemanımı geçecek olursam text araya da yine birkaç değer alıyor arkadaşlar. En çok kullanılanı vereceğim. Satır 5, rows 5. Calls da kolumdan geliyor. Yani sütunlar arkadaşlar 50 verelim. Text araya tabii ki kapatılıyor. Çünkü arasına yazı yazabiliyoruz. Şöyle yaptığım zaman gördüğümüz gibi metin alanı belirdi. Bunu büyütüp küçültebiliyoruz. Bunun yine bazı özellikleri var arkadaşlar. Yine HTML5 elemanlarından olan read only
Yani sadece okunabilir. Buraya yazıyı yazabiliyoruz. Şöyle sayfayı yenilediğimde read only algıladı. Gördüğümüz gibi bir şey yazamıyoruz arkadaşlar. Bunu da şunun için kullanmışlar. Örneğin metin alanı yazayım. Burayı gördüğümüz gibi şu şekilde burada düzenleme yapmadan şöyle tümünü seçip kopyalamak için örneğin başka bir siteden HTML kodu alırken bunu kullanıyorlar. Bu şekilde tümünü seç alanı oluyor şurada. Basınca hepsini seçiyor ve kopyalıyor arkadaşlar. Bu read only'nin amacı da bu şekilde. Read only'yi sildiğimiz zamansa yine gördüğümüz gibi buradaki input alanlarında value olduğu gibi burada da şuraya yazdığımız yazı aynı işlevi görüyor. Tabi placeholder burada devreye giriyor arkadaşlar. Yorum yazın yazalım örneğin. Gördüğümüz gibi açıklayıcı metinlerle formumuzu destekleyebiliriz. Yine bir diğer özelliğimiz olan autofocus'u kullanalım. Autofocus'u yazdığım zaman bunun zaten autofocus'un olması true olmaması false anlamına geliyor. Buna bir daha true false yazmamıza gerek yok. Değer vermemize gerek yok. Sayfamızı yenilediğimizde zaten burası seçili olarak belirdi. Bir diğer elemanımıza gelecek olursak arkadaşlar drop down yani açılabilir liste. Select'le açıp select'le kapatıyoruz arkadaşlar. Arasına da tabi bu select'te bir name tanımlamamız lazım. Çünkü bunu da formda göndereceğiz arkadaşlar biraz sonra. Formumuza örneğin arabalar yazalım. Option yeni bir öğe eklemek için option'ı kullanıyoruz. Bunu da açıp kapatalım hemen option. Option'ın arasına örneğin Volvo yazalım. Option'ın özellikleri ise value değeri alması. Buna araba 1 yazalım. Biraz sonra göreceksiniz zaten formu gönderince değeri araba 1 olarak gönderecek. Eğer Volvo'yu seçersek diğer bir arabamızı da Saab olarak ekleyelim. Bunlar İsveç arabaları. İki araba daha eklemek istiyorum. Mercedes ve Audi olsun. Şöyle çalıştıralım. Gördüğümüz gibi buraya bir açılır menü geldi. Ve bunlardan istediğimizi seçebiliyoruz. Bunlarda tabii ilk olarak Volvo İlk başta geldiği için Volvo seçili olarak geliyor. Bunun örneğin Mercedes olarak seçili gelmesini istiyorsak buraya yazacağımız selected yazısı bunu sağlayacaktır. Gördüğümüz gibi Mercedes olarak belirdi ilk yazı. Tabi buraya şöyle de yazabiliriz. Şunlardan birini kopyalayayım. Lütfen birini seçin yazısı yazdığımızda buna tabi bir value vermeyeceğiz. Çünkü bunu karşıya göndermeyecek. Şu şekilde tabi selected da silmemiz gerekiyor. Çünkü o zaman o devreye giriyor. Gördüğümüz gibi lütfen birini seçin olarak geldi. Bunlardan birini seçebiliriz arkadaşlar. Bunu şimdilik silelim. Select'te bir diğer özellik ise bunları gruplandırma arkadaşlar. Option group kullanarak bunları gruplandırabiliyoruz. Label ise bunun yazısı olacak. Şu şekilde. Option grubu da burada kapatalım. Çünkü bunlar İsveç arabaları. Bunu bu şekilde yapalım. Diğer option'ımı da burada açayım. Burada kapayayım. Buraya da Alman arabaları yazalım. Gördüğümüz gibi İsveç arabaları ve Alman arabalı olarak listeledi arkadaşlar. Son olarak formlara
Birazdan geliyoruz. Son elemanımız input type submit. Çok gerekli olan bir eleman arkadaşlar. Submit'te formu göndermek için kullanılıyor. Gönder yazısı otomatik olarak geldi gördüğünüz gibi. Bilgisayarımızın diline bağlı olarak istersek biz bunu mesajı ilet olarak da değiştirebiliriz arkadaşlar. Value kullanarak bunu değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi değişti. Şimdi son olarak form elemanlarının asıl işlevine gelelim. Buraya bir form yazısı açıp formun bittiği yerde nereyi göndermek istiyorsak bunları bu şekilde yazıyoruz. Hatta şu şekilde yapayım. Anlaşılması açısından bu şekilde yaptıktan sonra form action, yani formu hangi sayfaya göndersin nokta slash yazalım, ana dizine, masa üstümüze göndersin. Şu sayfayı çalıştıralım bakalım. Önceki sayfalarımı kapatayım. Mesajı ilete tıklayalım. Gördüğümüz gibi at eşittir boş. Bundan sonra diğer değer, şifre ve diğer değer. Bu da renk kodu arkadaşlar ve diğer değer. Bu şekilde gidiyor. Arabalarda araba 1 olarak seçmiş. Çünkü Volvo olarak seçiliydi. Örneğin Emre, şifremiz 1, 2, 3, 4 olsun. Rengimizi seçelim. Herhangi bir rengi seçelim. Kırmızı olsun. Doğum tarihimizi seçelim. Örneğin 1 Ocak olsun. Hangi ayda işlem yapacağımız örneğin Ekim 2015 olsun. Form elemanları.html sayfamı da göndereyim. A seçeneğini ve seçeneği seçeyim. Erkek olarak belirteyim. Yorum form elemanları yazalım. Bir tane de araba seçelim. Mesajı ilete tıkladığımızda gördüğümüz gibi bunu bu şekilde at, emre, şifre 1234, renk kodu, tarih, ay, şöyle birazcık ilerleteyim. Dosyayı da göndermiş arkadaşlar, cinsiyeti, arabalardan da araba 4'ü seçmiş arkadaşlar. Burada bir eksiklik görüyorum. O da şu. Burada name değeri vermediğimiz için arkadaşlar gördüğünüz gibi name değerinden bahsetmiştim başında. Burada unutmuşuz. Name değerinde yine seçenek 1 olarak verelim. Bu da seçenek 2 olsun. Şu bölümde ise zaten demiştim. Value değerini ne verirseniz oraya da bunu yazacaktır arkadaşlar. Örneğin buraya audio de verebilirdik. Tanımlayıcı ve açıklayıcı olması açısından örneğin araba 4 yerine arabalardan Mercedes'i seç olarak da verebilirdik. Ya da veri tabanına kaydedeceksek 4 olarak da kaydedebilirdik yer kaplamaması açısından. Bu şekilde de burada da arabalara 4 olarak seçecekti. Ve zaten bizim hangi arabayı kaç değeri verdiğimiz bilindiği için de bu şekilde yer kaplamadan kullanabilecektik arkadaşlar. Sağ üstte tıklarsanız bir sonraki videoya geçebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.